Merhaba, 24'tesiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Başlayan program Analiz Sentez. Ben Zuhal Demirkaya. Birazdan konuklarımızla birlikte güne yansıyan başlıkları tek tek detaylandıracağız. Hepimizin merak ettikleri var. Önemli gündem başlıkları var. Peki neler o gündem başlıkları? Gelin hep birlikte bir bakalım. 23 Şubat'ın satır başları şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ilin AK Parti 7. olan il kongresinde Berat Albayrak'a yönelik karalama kampanyalarına cevap verdi. Ailem ve şahsımı hedef alan bir kampanya yürütülüyor dedi. Başkan Erdoğan döviz rezervi tartışmasına da açıklık getirdi. Döviz rezervimiz 95 milyar dolar. Yani ne döviz buharlaştı ne hukuk dışı bir işlem var ifadelerini kullandı diyelim ve sizi İzmir'e götürelim. Cumhurbaşkanı İzmir'de deprem konutları temel atma ve Göztepe Stadı açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan 1844 konutun temelinin atıldığı törende depremin simgesi Rıza Bey Apartmanı'nın olduğu bölgenin bir parka dönüştürüleceğini vurguladı ki yeni millet bahçesinin müjdesini verdi. Erdoğan çifti depremin simgesi olan Ayda Bebek ve diğer depremzedelerle de bir araya geldi diyelim. Geçelim bir sonraki başlığımıza. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği için hakkında soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı. Ve koronavirüsle mücadele. Salgınla mücadeleye şöyle bir bakalım. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık koronavirüs tablosunun ikincisini açıkladı. Listenin zirvesinde yine Karadeniz illeri yer aldı. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu 200 barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize takip etti. Tabloda İstanbul'daki artış da dikkat çekti. Düşük vakaların görüldüğü Doğu ve Güneydoğu illeri ise normalleşmeye daha hazır görünüyor diyelim. Ekonomiyle devam edelim. Salgın sürecinde ekonomideki toparlanma sürüyor. Reel kesim güvenindeki yükseliş seyri Şubat'ta da devam etti. Önceki aya göre 2,3 puanlık artışla 109,3 değerini aldı. Böylece 2,5 yılın zirvesini gördü. Bu dönemde kapasite kullanım oranında ise sınırlı bir düşüş yaşandığını söyleyelim. Bugünün manşetlerini, satır başlarını da sizlerle paylaşmış olalım. Peki haftanın ikinci günündeyiz. Altında dövizde geri çekilmeler devam ediyor mu? Yoksa bir toparlanma var mı? Borsada son durum ne? Nasıl kapattı? Gelin onlara da bir bakalım. Rakamlar hazır. Borsa İstanbul'a bakalım. BIST 100 endeksinin 0,62'lik bir değer kaybıyla günü 1550 puanla kapattığını görüyoruz. Döviz cephesine bir bakalım. Toparlanma eğilimi devam ediyor. Dün 7,05'lere kadar yükselmişti dolar. Günü ise 7,03 ile açıyor. Euro'daki yatay grafiğin devam ettiğini görüyoruz. 8,56 bandında Euro-TL. Devam edelim altına bir bakalım. Altındaki toparlanma eğilimi de devam ediyor. 1700 bandındaydı. 1812'de görüyoruz onsu. Gram altına bakalım. Gram altının 409 lira 69 kuruştan, çeyrek altının 669 lira 84 kuruştan işlem gördüğünü söyleyelim. Petrole bakalım. Dolar demişken Brent petrolde yine yükseliş olduğunu görüyoruz. 1,74 değer kazanarak 65 dolar 48 sent seviyelerinde Brent petrol. Son olarak faizler dediğimizde tahvilde %14,89'u, repoda ise %11,61'i görüyoruz ve gördüğümüz tüm rakamları birazdan analiz edeceğiz. Tabii bunun dışında farklı önemli gündem konularımız da var. Konuklarımız hazır. Biz hazırız. Analiz Sentez'e başlıyoruz. Analiz Sentez'e başlıyoruz. Yeni bir gün. Kısmen iyi haberler var. Özellikle koronavirüse ilişkin konuşacağımız önemli başlıklar var. Biraz önce rakamları sizlerle paylaştık. Son günlerde altın ve doları çok fazla konuşuyoruz. Bir toparlanma eğilimi de göze çarpmıyor diye. Peki biz bu konuları kimlerle konuşacağız? Stüdyoda Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bugün bizlerle. Günaydın Mustafa Bey. Günaydın. Uzaktan misafirimse stratejist Cüneyt Paksoy. Cüneyt Bey merhaba. Günaydın Zuhal, günaydın Mustafa. Günaydın Cüneyt, bir normalleşemedik yahu. Vallahi öyle oldu Mustafa, az kaldı ama az. Hadi kaldı. Zuhal, iyi haberlerim var diyor, bakalım ne söyleyecek. Sizin için Sümenin yok. Sümenin ucunda ışık yok inşallah. Cüneyt Bey, için sizin için vermiyorum çünkü Karadeniz şeridindeki rakamlara bakınca Ordu'nun, ha, Trabzon'un zirvedeki yerini aldığını görüyorum. Evet, ne oluyor Karadeniz'de, neden vakalar normalleşmiyor? Geçen hafta bir
Ordu Üniversitesi'nden bir hocanın ifadesiyle bir Laz inadı durumu var orada. Bu Laz inadını bırakalım. Durumumuz fena, daha da kötüye gidiyor diyordu. Şimdi de baktığımız zaman hani espriler yapılıyor. Yok maske bizim burnumuzu kapatmıyor falan diye, ama kazına ya öyle değil yani. Şakayı kaldıracak durumda değiliz açıkçası. Şimdi o ev ziyaretleri, taziyeler, yani taziyeler taziyeleri getiriyor. Öyle. Ve galiba Rize'deydi değil mi? Aynı aileden 4 kişi mi, 5 kişi mi arka arkaya baba, büyük yani büyük baba, büyük anne, işte baba çocuklardan biri herhalde, böyle bir kalabalık aile neredeyse ortadan kalktı. Şimdi her birinin taziyesine gitmek demek yeni taziyelerin kapısını açmak demek. Hatırlıyorum bunu, daha yazın başında koronavirüsün ilk aylarında yine Trabzon'daydı herhalde, bir teyzemiz Allah rahmet etsin gidip buradan İstanbul'dan yani hasta gidip kendisine gelenleri, kendisinin taziyeye gittiği yerleri vesaire bulaştırıp yani bayağı bir köyü, bir kasabayı perişan etmişti. Şimdi bu böyle bir şey. Bunu artık anlamak lazım. Bir de gerçekten şu kademeli yerel normalleşme var ya, o bence artık erken geç bir şey söyleyemiyorum ama tabii bu tür durumlar hep keşke daha önce olsaydı deriz. Şimdi evet, tablo vahim. Ne olacak biliyor musunuz? Eğer bir sahil şeridinde atıyorum Rize normalleşirse, yani düzeltirse kendini, Rizeli çocuklar daha erken okula başlayacaklar. Esnaf Esnaf daha daha çabuk erken işine dükkanını dönecek. açacak. Trabzonlular tırnak içinde avucunu yalayacak. Ya da tabunun tam tersi olacak. Ya da bunu Ordu yapacak, ya da Samsun yapacak. Ve onlar birbirlerini kendi kasabalarına, kendi şehirlerine, başka diğer şehirden gelenleri sokmayacaklar. Tam bir Bak bu kapanma bizi olsun mu nereye geç? tartışılıyor öncesinde bu iller için? 15 günlük bir tam kapanmaya gidilsin mi diye de konuşuluyor. Evet, yani artık ona uzmanları karar verecek ama hiç kimse, ya efendim bizi niye tam kapattılar? Ne oluyordu burada? Ne güzel idare ediyorduk. Bak bana hiçbir şey olmadı falan diyenleri de artık çok adam yerine koymamak lazım. Çok kusura bakmasınlar ama özür dileyerek söylüyorum. Bilim insanları ne diyorlarsa artık orada o geçerli olacak. Herkes de şunu söyleyecek: kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Bu arada siz konuşurken ben il il Türkiye'yi geziyorum. Da şey çocukken İstanbul neden yapılır mı? hala 60'ların üstünde? 68,23 İstanbul. Çok büyük sayı olarak, çok büyük sayı yani. Kısıtlamaların biraz daha olumlu bir tablosu bu. Bir dün de konuşmuştuk ya size, elimiz alıp bazı ilçelerdeki son durumu yeşil ve kırmızıya göre riskini belirliyorduk. Orada kıpkırmızı olan noktaların artık yeşile döndüğünü görebiliyoruz ama yine de rakam şey değil. Ya çok hoşuma gitti. Ben geçen Çok gün az değil. manşet yaptım, fotoğrafları baktım. Hani ve HES yeşili başlığını attık. Hani bahar yeşili gibi, o kadar insanı mutlu ediyor. Ama işte geçen hafta 6.000 sayısında gördük günlük bulaşı vaka sayısında. İşte dün 8.000'e tekrar geldi. 8.000'i de geçti. Yani şimdi bu 6'dan hop 8'e çıkan, 8'den hop 16'ya çıkar yani. O yüzden bu, bir de bulaşma hızı çok fazla arttı. Biz hani vefat sayıları azaldı, yoğun bakım ağır hasta sayıları azaldı falan diye seviniyoruz ama bunların bir anda tersine dönme ihtimali de bizi endişelendiriyor. O yüzden aşı son derece önemli. Aşı ile biz yaşları korumamız lazım. Artık yani galiba 70 yaşın altına, 65 yaşa kadar indi aşılama. Bu son derece önemli. Şimdi onun altını bekliyoruz. Yani aile sağlığı merkezlerine artık yani 50 yaş, 45 yaş üstüne de gelmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş gençlere doğru gelip bizim şu bir an önce 20-30 milyon aşıyı bulmamız lazım ki bu riskten kurtulalım. İsrail iyi bir örnek. Aşılamayı neredeyse tamamen yaptılar. Tabii nüfus da az ama onlar da bu konuda biraz biliyorsunuz ırkçı bir ülke. Kendi etnik yapısını koruma onlar için hayat memat meselesidir. Beka meselesi. Aynen. O yüzden şeye dayalı, tamamen etnisiteye dayalı bir ülke. O yüzden
bu 70 derecede korunması, eksi 70 derecede korunması gereken BioNTech aşısını bile olabilecek en kısa sürede neredeyse tamamladılar ve normalleşmeye geçtiler. O iyi bir örnek bizim için. İskoçya'da 5,4 milyonluk İskoç nüfusunun neredeyse tamamına yakını bravo. Aşılanmış. Bravo. Ama mesela bunları şey yapamadı yani. Danimarka, Amerika yapamadı. Bunun sonuçları BioNTech, Pfizer ve Oxford AstraZeneca aşılarının hastaneye yatışları %85 ila %94 arasında azalttı ortaya çıkmış. Çok yani güzel. Aşılara güvenmekte haklıyız çünkü koruduğu da artık çok böyle güzel. Yayınlarla resmileşmiş bizde oluyor. Bizde de zaten verilen rakamlar aşağı yukarı böyleydi. Yani en azından kimse yoğun bakımlık olmayacak. Bu evet. Aşağı yukarı net. O tabloda azalma eğilimini devam ettiren ağır hasta sayısı zaten. Evet öyle. Burada. Çok dikkatimi çekiyor. Bir de tedavilerde daha da nitelikli tedavi yapılabiliyor. Artık yoğunluk olmadığı için daha rahat tedaviler yapılabiliyor. Ben başka hastaların da artık yavaş yavaş hastanelere gitmeye başladığını duyuyorum. Bu da iyi bir şey. Ama bu aşılamayı biz gerçekten bir 20 milyonu falan bulmadan bu kadar gevşeyemeyiz. Yani şu anda aynı panik halimizin devam ediyor olması lazım. Ama toplamda bilim insanları ne diyorlar? Ben 20 milyonu söylerken en azından büyüklerimizi güvenceye aldığımız zamanı tahminen kastediyorum. Ama diyorlar ki herkesin ittifakla üzerinde durduğu bizim 50-60 milyon civarında kişiyi bir değil çifter kez aşılamış olmamız gerekir ki bir toplumsal bağışıklıktan söz edelim. Hı hı. Onun süresinin ne kadar olacağını deneyip göreceğiz. 6 ay mı olacak, 1 yıl mı sürecek yoksa ömür boyu bir korumu mu sağlayacak onu da kullandıktan sonra görebileceğiz. Hı hı. Ama çok dert değil. Hani alıştıktan sonra biz buna hani ilk günlerdeki aşı krizi, maske krizi gibi düşünün. Ondan sonra artık bu geleneksel aşı da zaten her eczanede, her buzdolabında saklanabilir durumda olduğu için artık aşıya erişim de bir maskeye erişim gibi rahat ve kolay, pratik olabilecek. Böylece kendimizi korumayı hani daha her yıl aşı olsak bile bu bizim için ciddi bir sorun olmayacak. Şu ana kadar toplam yapılan aşı sayısı 7.094.903 ama tabii bu ikinci doz aşılarla birlikte bu süreç daha da devam ediyor. Tabii bu arada, devam ediyor ama ya hızlıyız tamam, birçok Avrupa ülkesinden, dünya ülkesinden çok iyiyiz. Evet. Biz galiba 7. veya 8. sırada olmalıyız. Çok geç başlamış olmamıza rağmen diğer ülkelere göre. Fakat bu hız bizim için yeterli değil. Daha da iyi olacak diyelim. En azından iyi başladık, iyi götürelim diyelim. Evet, ama evet, bir evet. Diğer taraftan da şimdi Cüneyt Bey'e de dönelim. Hem bu konuya ilişkin sizin ekleyecekleriniz varsa onu alayım Cüneyt Bey. Hem de işletme ve kafeler, hatırlayacaksınız, bu süreçte artık biz açılalım, tüm vereceğiniz kurallara uymaya söz veriyoruz, uyacağız diyerek böyle bir serzenişle isyanda bulunmuşlardı ama 45 dakika misafir edelim, misafirleriniz 45 dakika kafe ve restoranlarda kalsın önerisine ufaktan çatlak sesler yükselmeye başlamış. Diliyoruz tabii ki 1 Haziran'daki normalleşme süreci gibi olmasın ama siz bu çatlak sesleri nasıl değerlendirdiniz? Valla şimdi bir seneden beri sizlerle konuşuyoruz sevgili Mustafa. Yani ben yanınızda olamıyorum işte bir senedir. Bu mecburiyet değil tabii ki, gelebiliriz de, sadece aslında bir şeyi de ortaya koymak adına bunu yapıyoruz. Bu işin ne kadar önemli olduğunu, bazı kurallara uymanın bir dönem ne kadar gerekli olduğunu anlatabilmek adına belki de bir duruş olarak da görülmeli. Yoksa sizleri de özledik. Orada beraber, hep beraber olmayı da özledik. Yayın yapmayı da özledik. Bu şekilde de yayın yapıyoruz. Habuk çalışma koşulları kalıcı da olacak. Bugün birçok önemli holding, önemli banka açıklamalarda bulunuyor. Yani uzaktan erişimin kolaylıklarını, teknolojinin kolaylıklarını da kullanacağız. Neticede bir yayına gidip gelmenin o günkü programı etkileme süresi varsa... bu yayını, bazı yayınları böyle yapacağız, bazı yayınları beraber yapacağız. Bu hayatımızın yeni normali oldu. Bu notu ekleyeyim. Çünkü neticede her sorun kendi içerisinde yeni bir takım gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Bazı şeylere alışacağız. Hı hı. Ama bir şeyi çok net anlamak lazım. Yani biz anlatmaya çalışıyoruz ama galiba anlatamıyor muyuz? Kendimize de bakıyorum bazen, ya da anlamamakta mı zorlanıyoruz? Bu döngü
Bunu kısır döngüden normal döngüye ulaştırmak bizim elimizde. Bakın kapanırsınız ki tam kapanma çözüm olsaydı bu iş çoktan bitmişti. Bunu birçok ülke defalarca denedi. Bitti mi? Hayır. Açıldığınız andan itibaren ana kurallara uymadığınız sürece bu iş yeniden bir anda hızlıca yayılma efekti gösteriyor ve rakamlar yeniden üst boyutlara çıkabiliyor. Bu tamamıyla bir artık toplumsal bilinç haline geldi. Döngüden kastım şu. Şimdi rakamları biz hatırlarsın Mustafa, 5-6 binlere kadar çıkan 7-8 binler maksimum rakamlardan aşağı çevirmiş ve 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçmiştik. Devamında ne oldu? Açılmanın getirdiği imkanları kullandık. Kafelerde, restoranlarda, turizmde, hayatın içerisinde. Sonra o rehavet öyle bir noktaya ulaştı ki bir baktık rakamlar 30 binlerde. Ve Türkiye sonlardayken ilk 5'e gelmiş. Akabinde bu mecburiyetten hükümetimiz bu önlemleri almak zorunda kaldı bilim kurulunun önerisiyle. Bu önlemlerle birlikte biz tekrar rakamları 5-8 bin civarında bir noktaya ancak getirebildik. Ve bunun ama bir maliyeti var. Bunun devlete bir maliyeti var. Ekonomiye bir maliyeti var. İşverenlere bir maliyeti var. İş arayanlara, kendi emeğiyle mavi yakalı, beyaz yakalı bireylerimize bir maliyeti var. Hı hı. Şimdi bu kadar maliyeti bir tarafa koyup hala biz rehavete kapılıyorsak, kusura bakmayın, bu döngüden sadece aşıyla kurtulmamız mümkün değil. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bilim adamları söylüyor. Yani korona bizim hayatımızda çok uzun yıllar olacak. Belki sonsuza kadar olacak. Sadece Mustafa'nın dediği gibi global bağışıklık sadece bizim ülkenin bağışıklığı da yetmiyor. Global bağışıklık aşının da desteğiyle belli bir seviyeye yükseldikten sonra aynı bir grip muamelesi görmeye başlayacak. Ya da diğer virüslerin getirdiği noktaya ulaşacak korona ve biz koronayı arkada bırakacağız. Ha, bazı tartışmaları yapmaya devam ediyorlar. Dünya Sağlık Örgütü orada virgülü koydu Çin konusunda ama bu işin laboratuvarda güçlendirildiği konusunda tam olarak öyle kafalardan geriye kalmadı. Ama baktığımız zaman biz hep açıkladık. Dünya tarihinde 100 senede bir böylesi döngüler var. Bu da hayatın kendi döngüsü. Bir İspanyol gribi dedik ama İspanyol gribi bile belli bir dönem sonra kendini arkada bırakabilmiş. Teknoloji bu kadar yüksek yoğunlukta olmamasına rağmen. Hı. Demek ki biz bunu da geride bırakacağız. Ama bunu geride bırakana kadar net olarak kafeler, restoranlar da dahil ki hizmet sektörüne yürekten katılıyorum. Açmamız lazım kademeli bir şekilde ama o 45 dakikaya çatlak ses başladıysa yarın o 1/3 doluluk oranına da çatlak ses başlar. Haydi hop beraber birlikte buyurun hep beraber olalım. 1 saat, 2 saat yahu Sayın Bakanımız da açıkladı. Bu iş açık alanda değil, kapalı alanda şu an. Bir de mutasyona uğramış haliyle hızlıca yayılıyor. Kapalı alanda bir insanın, enfekte olmuş bir insanın maske dahi taksanız belli bir dakikadan sonra sizi de etkileme imkanı oluşuyor. Mesafeyi korumadığınız sürece oradaki havalandırma, oradaki bazı imkanları, mesafeyi korumadığınız sürece sizin bu sayıları buralarda tutmanız yine mümkün olmayacak. Aşılama çalışmalarının zamansalı bu işi bir 3 ay, 6 ay içerisinde belli bir noktaya getirecek. Ama Avrupa sorumlusu Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklama yaptı Alman menşeli. İşte biz 2022'de arkada bırakacağız. Bakın 2022'den önce bir tarih veren yok. Daha önce 2021'di bu tarihler. Bir şeyleri doğru algılamak lazım. Kesinlikle yani ben de Karadenizliyim bu arada, Batı Karadenizliyim yani Kastamonu, İnebolu sahil kesimindenim. Yani bu işin Karadeniz'i doğusu batısı yok, hep beraber olmanın hatta dünya ölçeğinde olmanın mantığı var. Maskeyi, mesafeyi ve hijyeni hiç bırakmayacağız. Yine en Kastamonu diğerlerine göre bayağı iyi durumda Cüneyt Bey. Diğerleri yani derken yanlış anlaşılmasın. Rize, Trabzon, Mustafa Bey. Yani yo, Kastamonu'nun avantajı pardon, belki biraz daha izole bir yerde olması. Karadeniz sahil yolu biliyorsunuz bütün şehirleri birbirine bağlıyor. Hı hı. Ve oralarda neredeyse artık şehirler arasındaki boşluklar da kalkmış durumda.
Bağlantılar çok güçlü. Ama tabii bunun içerisinde sadece trafikten ya da ulaşımdan bunu hesaplayamayız. Kastamonuları da kendi tedbirlerini almış olmaları nedeniyle tebrik etmemiz lazım. Evet, rakamlar kıyaslanınca Yani tebrik. Mustafa'nın dediği gibi tebrik edelim ama hep beraber birbirimizi tebrik edelim. Onun da yolu gerçekten İnşallah. kurallara uymaktan geçiyor. O kurallara uyduğumuz andan itibaren, o restoranlar açıldığı anda bizim sadece restoran işletenlerin gelip bizi uyarması değil, 45 dakikanız doldu kronometre tutmayacağız. Yani. Kendimizin de belli bir dönem orada kalıp sonra çünkü bir kahve içmeyi özlediysek o kahveyi içelim. Bir yemek yemeyi özlediysek o yemeği yiyelim. Ama aramızda iki masa mesafe yoksa o mesafeyi talep edelim. Kendi zamanımızı biz belirleyelim. O restoranlara, kafelere de biz yardımcı olalım. Biz yardımcı olmazsak işletmeler zaten kalmış aylardır kapalı. Devlet para da veriyor ama bir noktadan sonra normali bulamayız. Bir ufacık noktayı daha belirtmek zorundayım. Buyurun. Bakın turizm sektörü çok önemli bir sektör. Yavaş yavaş kapılarımızı açıyoruz yabancı misafirlerimize. Hafta sonu açıklama vardı. Mustafa lütfen bu konuda senin de fikirlerini merak ediyorum. Yerli turizmen ve turistten çok şey bekliyoruz dendi sektör temsilcileri tarafından. Kabul ediyorum. Hepimiz de gezmeyi özledik. Ama bir fiyatlara şöyle bir bakalım. Şimdi hissedilir enflasyon diyoruz, enflasyon diyoruz, konuşuyoruz. Bir takım sıkıntıları turizm sektörü yaşadı ama bütün bu sıkıntıları devletten de destek alma noktasında gidermeye çalışırken o testlerin açıldıktan sonra bizim oraya gidebilmemiz için fiyat mekanizmasının da makul olması lazım. Şimdi yabancıya ayrı, yerliye ayrı tartışmaları hep yapıldı bu ülkede. Ben baktım şöyle iki kişi ki ben iki kişilik bir aileyim. Dört kişi olduğunuzu varsayın ya da daha fazla. Verilen rakamlarla ki bu önden daha bugünden rezervasyon rakamlarıdır. Yani normal bir ailenin tatile gitme imkanı giderek zorlaşmış bu fiyatlarla. Ya bu fiyatları biz normale çekeceğiz sektörle beraber hem tatile ihtiyacı olan insanlarla sektörü optimum bir noktada buluşturup bu işi kolaylaştıracağız ya da bu rakamlarla belli bir kesime hitap edersiniz. Yine belli bir kesim tatil yapar. Birçok insan bu tatili yapamaz. Sektörde tam istediği verimi alamayabilir. Çünkü turizm sektörü bacası sanayi 35-40 milyar dolar döviz girdisi olan bir sektör. Bu sektörü normalleştirmek istiyorsak fiyat mekanizmasını çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Çarşıda, pazarda, hissedilir enflasyon noktasında nasıl seslendiysek biz reel sektör temsilcilerine, burada da turizm sektörü temsilcilerine seslenmek istiyorum. Sizin mesleğinizle teşekkürler. Aslında bu konuyu konuşabiliriz. Sadece koronavirüs döneminde de değil. Ondan öncesinde de turizmdeki fiyatlar hep konuşulurdu. Şimdi yabancı turiste bir ara verilecek belli ki ama yurt dışı turistin de bu sene tatil yapması bu fiyatlarla çok mümkün olur mu Mustafa Bey? Geçen yılda yabancı turist bir miktar vardı. Zannediyorum 15-17 milyon falan civarında bir yabancı turist oldu. Fakat dediğin gibi yani fiyatlar işte gecelik 300-500 liralardan başladı. Bu makul değil. Şimdi efendim Şu an 1 uluslararası lira Mustafa. ya şimdi evet. Ortalama bir Şimdi tesis. ya uluslararası fiyatlar işte geceliği 100 dolara falan geliyor. Tam çok güzel de bu ülkede kimse dolarla para kazanmıyor. Ve dolarla harcayacak olan da ülkeye gelmiyor. Peki bizim yatırımlarımız çok güzel ama bir taraftan da devlet destekleri var. Ben onun yansımasını bekliyorum. Yani herkes bir biçimde elini taşın altına sokuyor. Bu kafeler, restoranlar 4-5 aydır. Bazıları yılın işte geçen yıl Mart ayından bu yana neredeyse bir yıldır dükkan açmadı. Bu insanlar aşçı şeflerini, mutfak işçilerini, belki çalışanlarının önemli bir kısmını korumak adına devlet desteğinin üstüne para ekleyerek daha önce kazandıklarından harcayarak bir yıl boyunca bu insanları tuttular. Tutuyorlar hala. Ben bunun 4-5 aydır o ekibini tutmak için dışarıdan borç alanlar biliyorum. Turizmciler bundan muaf mı? Ya kazandığımız kenarda dursun. Darda kalırsak devlet ne verirse. Öyle bir şey yok. Bence bu süreçlerde bu tip imkanları açanlar kazanacaklardır. Evet, ben de doğru söylüyorsun Cüneyt. Bununla ilgili açıklamaları bekliyorum. Ve bir yerlerden bu konuyla ilgili gelirse eğer herhangi bir turizm şirketinden, otelden, şuradan buradan onları seve seve tanıtımını yapmaktan
mutluluk duyarım. Hiç çünkü yani gerçekten böyle gecelik 1.000 liraya 500 liranın üstü ciddi sorundur Türkiye için. Hatta 300 liranın üstü ciddi sorundur. Ve Ailece yapmaya siz bunu kalkarsanız tabii. uluslararası fiyatlarla karşılaştıramazsınız yani. E bir de şimdi sizin buna ihtiyacınız var. Devlet daha önce biliyorsunuz defalarca kredi verdi ama bakın yazın gittiğiniz 10 günlük tatili Kasım Aralık ayında parasını ödemeye devam ettiniz de bir sonraki yıl o tatile gitmeye eliniz çok fazla gitmiyor. Yani abi 12 ay üstünüzden taksitle bir bronzluğu haftalık yaz gitmiş, tatili değil mi? üstünüzden bronzluğu bile gitmiş bir tatilin fiyatını, ücretini, parasını 500 lira, 300 lira taksitini yahut 1.000 lira taksitini Kasım ayında falan ödediğinizde ne bu kardeşim bir hafta tatile gittik bir senedir ödüyoruz dedirttirir. Ve bu sürdürülebilir bir şey değildir. O yüzden inşallah herkes kendi maliyetini nasıl karşılayacaksa, kendi hayatiyetini nasıl idame ettirecekse ona göre bir fiyat politikası belirler. Ben de doğrusu henüz o moda girmediğim için daha bir turizm haberleri falan etrafımızda çok dolanmıyor. Yeni başladı. Önümüzdeki günlerde bunun üzerine biraz daha fazla eğileceğiz. Çünkü otellerin de açık kalması lazım, patronların da para kazanması lazım. Çok daha önemlisi tedarikçilerinin ve işçilerinin de çalışıyor olması Ben bu yıl için genelde memleketlerin lazım. tatil için adres Öyle, olacağını düşünüyorum Mustafa çoğu Bey. artık öyle. Yani oteller yerine. Peki, koronavirüs başlığını böyle kapatalım. Aslında başka bir başlık daha var Cüneyt Bey. Merkez Bankası'nın döviz rezervi tartışması. Bunu konuşuyoruz. Bunun üzerinden başlatılan kampanyalardan, iddialardan bahsediyoruz. Nedir bu eksi rezerv? Biz bunu konuşuyoruz ama altında yatan şey ne? Şimdi bakın, yani bir şeyi anlamak için büyük resimden sadece kendi ülkemize değil bütün dünyaya da fokuslanmak lazım. Herkes belli maliyetleri alarak bu süreçte ekonomisini destekledi, reel sektörünü ayakta tutmaya çalıştı, üretim motivasyonunu ayakta tutmaya çalıştı, istihdamı korumaya çalıştı. Bunun bir maliyeti var. Bugün her Merkez Bankası'nın kendi koşulları içinde para basma lüksü de yok. Bu öyle kolay bir iş de değil. Belli bir noktada basarsınız, bir noktadan sonra iş başka noktalara gider, durdurulamaz bir enflasyon süreci başlatırsınız, farklı dinamikler oluşur vesaire. Neticede rezervlerinizi belli bir dönem için kullanma gereğiniz ortaya çıkar. Çünkü bu pandemi süresince 2008-2014 bölgesinde döneminde oluşan paranın biz çok kısa sürede basıldığını ama aynı oranda dünyaya yayılmadığını gördük. Daha yeni gelişen para piyasalarına son 3-4 aydır kademeli bir şekilde artan bir para girişi gözlemliyoruz. Para çoğunlukla domestik kaldı. Yani gelişen para piyasalarına gelmedi. Fed'in bastığı para ABD ekonomisi içerisinde, Avrupa Merkez Bankası'nın bastığı para Avrupa bölgesi içinde, Çin, Japonya gibi majör merkez bankalarının bastığı para kendi bölgeleri içinde kaldı. Şimdi son birkaç aydır bir gelişen para efekti var. Zaten Türkiye olarak da biz bu gelişen para efektinden faydalanıyoruz. Ama pandeminin ilk döneminde ciddi maliyetler gösterirken neticede elinizdeki bir alanı kullanmak durumundaydınız. Kamusal harcamaları arttırmak, kamusal harcamaları arttırırken kamu bankaları üzerinden bu işi dizayn etmek ki biz bunu konuştuk ve merkez bankaları rezervinde bu şekilde kullanmak. Neticede yabancı çünkü bir şekilde gelmediği gibi bir de gitme talebinde bulundu. Artı döviz tevdiatlarının hangi rakamlara geldiğini gördük. Yani bileşik kaplar gibi para bir taraftan bir tarafa akış yaptı. Yani aslında gün sonunda kaybolan, buharlaşan bir şey yok. Sadece siz belli şeyleri, belli dengeleri kurmak adına Merkez Bankası'nı kullandınız. Orada swap devreye girdi ve Merkez Bankası rezervlerinde bir azalış meydana geldi. Bu işin doğasında var. Şimdi neyi konuşuyoruz yeni dönemde? Merkez Bankası'nın bu rezervleri tekrar tamamlamasını, işte enflasyonla mücadele ederken sıkı para politikası uygulamasını, yabancı sermayenin devamı için hatta yükselmesi için bu politikanın netleşmesini ve döviz tevdiatların artık yavaş yavaş TL varlıklara doğru gelişini ve o sırada o TL varlıklara gelirken döviz arzının
talebin üzerine çıkarak Merkez Bankası döviz alım haliyle rezervini tamamlamasını konuşuyoruz. Bakın bütün bu resmin içerisinde bir de şöyle bir kazanım oldu. En azından o dönemde kullanılan paranın da ekonomide bizi getirdiği noktayı gördük. Yani ilk çeyrekte büyümeyle girdik. İkinci çeyrekte ciddi bir daralma gördük. Sonra üçüncü çeyrekte ciddi bir toparlanma. Şimdi dördüncü çeyrekte de bunu biz söylemiyoruz. Bütün ekonomistler söylüyor. Hep beraber söylüyoruz. Bir de yabancı kurumlar da. Bakın en son IMF'in iki tane üst üste raporunda bu var. %4-6 bir büyüme atfediliyor 2021 için. Birçok kurum kendi bakışını revize etti. Dünya daralırken Türkiye büyüyebildiyse her şeye rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen ihracatındaki motivasyonu korumaya çalışabildiyse, istihdamını belli bir dengede tutabildiyse bu maliyetlere karşı işte bazı rezervleri siz kullanırsınız. Neticede o rezervlerin buharlaşması gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece bir yerden bir yere aktarımı söz konusudur. Bu da ekonominin, iktisadın kendi dengeleri içinde olmuştur. İşin özeti budur. Ha bunun üzerinden biz bir ekonomist olarak işin siyasi tarafına girmiyoruz ama olayı da farklı noktalara çekip farklı arayışlar içine de girmemek gerek. Bizim için olay çünkü çok net. Biz de bu net gördüğümüz şeyi dünya ölçeğinde anlatıyoruz. Yani Avrupa Merkez Bankası gibi, FED gibi farklı imkanlarınız olsaydı o zaman daha farklı şeyleri de konuşuyor olurduk. Umuyoruz ülkemiz yapısal reformları tamamlar, üretimini tüketimin üzerinde arttırır, enflasyonda kalıcı düşüş sağlar. Zaten hedeflerimiz bunlar. Bu hedeflerle girmiştik değişim rotasyonu içerisinde Türkiye. Mali disiplini, bütçe dengelerini korumak, üretimi arttırmak, üretim arttırırken yerli payı arttırmak, ihracatın içindeki yerli payı arttırmak. Ama bunların hepsinin bir maliyeti var. Bir de üzerine pandemi sürecinin maliyeti girdi. Hepsinin toplamında bazı kaynakları kullanma ihtiyacı oldu. Bunu biz yapmadık, bunu bütün dünya yaptı. Biz de şu an yeniden toparlanma sürecinde o kullandığımız kaynakları yerine koyma sürecindeyiz. Benim için durum bu kadar net, bu kadar özet yani. Peki Mustafa Bey, bir taraftan da bir siyasi boyutuyla da konuşuyoruz. Dün Cumhurbaşkanı ilk kongrelerinde de hem ailemi hem şahsımı hedef alan bir kampanya yürütülüyor. Tabii iş oraya döndü yani. Yani ekonomiden çok biz başka bir boyutunu konuşmaya başlıyoruz. Tabii şimdi eski Maliye Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın damatlık sıfatının önüne geçirildi. Damatlık sıfatı başarılarının kariyerinin önüne geçirildiği ifadesini kullandı. Katılıyor musunuz? Şimdi efendim? Katılır mısınız? Tabii şimdi bu gelinen noktaya baktığınız zaman asıl mesele bu tür tartışmalar mesela neden o görevden ayrıldıktan sonra yapılmadı? Niye şimdi tekrar gündeme geliyor? 2 ay sonra. Niye? Cumhurbaşkanını yıpratmak için asıl mesele odur. Ben bunu başından beri söylüyorum. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi bundan vazgeçemez. Varlığı buna dayalıdır. Bakın Amerikan raporlarında ne yazıyor? Türkiye'yi hırpalayalım. Tayyip Erdoğan'ı böyle çok genişlemeci hedeflerine ulaşmasından alıkoyalım. Ama çok da yıpratmayalım. Çünkü Türkleri de karşımıza almayalım. Yeni bir iktidar gelene kadar bu baskıyı sürdürelim. Ne yapacağız? Yeni bir iktidar bize ne yapacak? Bizimle pazarlık etmeyecek mi? Hayır, etmeyecek. Yeni bir iktidar işbirlikçi olacak. Beklenti bu. Şimdi Amerikalılarla, Amerika'da demokratlarla cumhuriyetçilerin üzerinde uzlaştıkları tek bir anlayış vardır. Kafaları öyle çalışır. Biz ortağız, sen bana çalışıyorsun. Şimdi NATO'da müttefikiz. Stratejik ortağız vesaire filan. Ama Amerika'nın borusu ötecek. Onun dümen suyuna girecek herkes. Hadi deyince NATO Afganistan'a gidecek mesela. Niye? Amerika bir terörle mücadele başlatıyor. Hop NATO da terörle mücadele başlatıyor. Ne oldu peki 2001'den itibaren bugüne kadar? Ne oldu? 20 yıl geçti ya. Şaka gibi ya. 20 yılda dünyada terör arttı. Terör bitmedi. Amerika neyle mücadele ediyorsa onu arttırıyor. Terörle mücadele ediyor, terör artıyor. Çünkü terörü arttırıyor, üretiyor. Amerika'da bu yönde sesler çıkıyor. Bunlar güzel sesler, iyi sesler ama henüz karşılık bulacak durumda değiller. Şimdi geçen gün burada da konuşuyorduk ya, eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin ifadesiyle, yani bu güvenlik politikalarını ne kadar devam ettireceğiz? Yoksa sağa sola saldırıp milleti kendimize düşman mı edeceğiz? Şimdi ikincisini yapıyorlar.
Çünkü güvenlik politikalarından anladıkları güvenliği biz sağlayacağız, parayı da biz kazanacağız. Güvenliğin maliyetini de bize herkes ödeyecek. Ve biz istediğimiz gibi davranacağız. Ya artık öyle bir dünya yok. Jeffrey de öyle diyor. Devir değişti. Kimin için söylüyor bu devir değişti? Türkiye için söylüyor. Esasen Almanya'da, Fransa'da karşılığı var. Şimdi en son hatırlayın. Grönland'ı satın alalım diye bir Amerikan projesi vardır. Yeni değildir. Ama yeni deli olduğu için Trump gitti para falan teklif etti. Danimarka küplere bindi. Şimdi siz bu hoyratlıkla falan davranırsanız biri çıkıp sizi döver yani. Şimdi Amerikalılar birçok alanda geri geliyorlar, geri düşüyorlar ve işin kötüsü ileri giden bir Batı medeniyeti temsilcisi değil. Çin. Üniversiteler geri düşüyor. Başarısız olduklarından değil. Çin daha başarılı olduğu için. Listelerin ilk üst sıralarına Çinliler çıkınca haliyle birçok üniversite 100'ün, 200'ün, 500'ün altına düşüyor. İşte kaçıncı oldu? Bir yazılımsal bir sorun yüzünden uçak şirketi az kalsın batıyordu. Şimdi ne oldu? Motor sorunu yüzünden belki o motor şirketi sorgulanmaya başlanacak. Kim o motor boşluğunu dolduracak? Uçağın motoru yandı. Düşünsenize. Kafayı çeviriyorsunuz. Kanatta oturuyorsunuz. Başınızı çeviriyorsunuz. Bakıyorsunuz uçak yanıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Ve bu uçaklar da son derece gelişmiş uçaklar. Uçakta bir sorun yok. Ama motor da var. Belli bir tip motor da var. İşte 60 tane mi 65 tane mi yapılmış onlardan filan. Yani artık teknolojik ürün geliştirme konusunda da sorunlarınız türemeye başladı. Siyaseten zaten sorun üretmeye başlamıştınız. Şimdi teknolojide de sorun üretmeye başlıyorsunuz. Sosyoloji, siyasette ve sosyolojide de sorun üretmeye başlamış ülkeniz. Artık kongreniz basılabilir durumda. Bir yol olmuş yani. Artık bir örneği var. Öbür taraftan PYD, YPG'de destek verdiğiniz, terörist gönderdiğiniz adamlar ülkeye dönüyorlar. Ülkede başkalarını öldürmeyi planlıyorlar. Daha bunlarla karşılaşmadınız mı? Durun, onlara da sıra gelecek. Şimdi bütün bunların içerisinde hala ya bir dakika dur, bizim yeni bir şey düşünmemiz lazım. Bu ortaklarla yeni bir çalışma biçimi bulmamız lazım. Jeffrey bunu öneriyor. Ki o da Demokrat Partili bir başkandı, Woodrow Wilson. Şimdi Wilson Center'da görevli. Ve orası da hani bizde meşhur büyük ada hikayesi vardır. Oranın ekibi vardı orada. Tamamen Türkiye hakkında hayırlı rüya görenler değil bunlar ama birazcık akıllı olun be ya. Bir de yani hakikaten kendinizi dev aynasında herkes bir tek siz akıllı, herkes size tabi olmak zorunda. Öyle bir dünya yok. Eskiden de yoktu. Herkes homurdanıyordu, bir şey diyemiyordu. Askeri baskı vardı, Rusya korkusu. Şimdi Rusya korkusunu büyütmeye çalışıyorlar. Bu aşamada da Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın liderliği rahatsız ediyor. Bu kadar basit. Ve ne olursa olsun bakın Tayyip Erdoğan Boğaz'da yürüsün. Yüzme bilmiyor da diyecekler. Bu kadarlar yani. Bunu ilk defa ben söylemiyorum. Eski bir hikayedir. Ama bu böyledir. O yüzden her ne olursa olsun her türlü iş, konu çarpıtılarak Tayyip Erdoğan'a vurma Mal ediliyor. bahanesi olarak kullanılacak. Ama artık ne diyor Erdoğan? Bu artık bir hak ve özgürlüklerimize, özel hayatımıza, ailemize kadar ulaştı. Bunun artık siyasi boyutu falan kalmadı yani. Onun için bu tür şeyler ben belki başka sorunların da birçok sorunun da gündemde kalmasını hatta türemesini isteyen bir muhalefet var. Yani Amerika bize demokrasi bilmem ne demek demokrasi Amerika. Yani Türkiye demokratik olursa çok güzel olur falan demeyecek. Bunu sopa olarak Türkiye'de kullanacak. İstiyorlar ki Amerika Türkiye'yi dövsün. İstiyorlar ki Amerika Türkiye'ye ambargo uygulasın. İstiyorlar ki Amerikan yatırımcısı Türkiye'ye gelmesin. Be kardeşim siz hangi ülkenin vatandaşısınız ya? Ondan sonra ne oldu? Biz enkaz devraldık. Hani gemiyi ilk fareler terk eder de daha kötüsü vardır. Gemiyi kemiren fareler var bir de. Kemirip gemide delik açmaya çalışan, su alsın diye uğraşan fareler var. Valla
Ne diyelim ya? Cumhurbaşkanı bence gayet iyi sabrediyor yani. Peki bakalım. Dünkü kongrenin öne çıkan başlıklarından biriydi bu. Eksi rezerv tartışması. Cüneyt Paksoy'a dönelim çünkü sizin de son zamanlarda mutlaka size de soruluyordur. Ekonomistlere, gazetecilere çok fazla sorulan bir soru. Döviz ve altındaki durum. Bir toparlanma eğilimi olduğunu görüyoruz. Cüneyt Bey'e soralım. Beklentiler, öngörüler neler olur Cüneyt Bey? Dolarda da altında da bir toparlanma eğilimi olduğunu görüyoruz ama. Şimdi yani net olarak dolar TL üzerinden başlarsak işte Mustafa'nın anlattıklarını da kendi anlattıklarımıza birleştirirsek büyük resimde en büyük problemimiz iktisadi tarafın dışında normal dövizi etkileyen unsurların dışında ABD-Türkiye ilişkileri. Hala da bu iş böyle. Ama an itibariyle Merkez Bankası'nın yürüttüğü politika son özellikle 3-4 aydır. Yani bu bir bayrak yarışı. Ondan önce bir yönetim vardı. O gün de doğrular yapılmaya çalışıldı. Sonra gereklilik enflasyon da yükseldi. Çünkü siz büyüme noktasında iseniz bunun bir maliyeti oluyor. Maliyet enflasyon olarak da dönüyor. Enflasyonla mücadeledeki kararlılık bütün raporlara, IMF dahil, Dünya Bankası, OECD ve önemli kurumların raporları dahil Merkez Bankası çıpasıyla girmiş durumda. Bu yabancı yatırımcı için önemli bir benchmark. Artık Merkez Bankası'nın politikaları önemli bir kayıp. Hatta Sayın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal son sunumunda enflasyon %5'e inene kadar reel getiriyi koruyacağız gibi bir söylem kullandı ki bu önemli bir çıpadır. Merkez Bankası adına sadece bir yıllık perspektifte değil, 2-3 yıllık perspektifte verilmiş bir söylemdir ve bu bir çıpadır. Bu çıpa kullanılıyor zaten. Yabancı girişi devam ediyor özellikle tahvil tarafına. Global bir değişim, global bir gelişme olmadıkça yani dolar endeksi tekrar yukarı çıkıp ki ABD tahvilleri biraz yüksek. Enteresan bir ironi var o tarafta. Onu başka bir yayında anlatalım çünkü çok konu uzak. Dolar endekse biraz daha konsantre olacağız mecburen önümüzdeki dönem. Fed'in daha önce dönme sebepleri vesaire onlar teknik konular ama dolar endeksi yükselmedikçe ve ABD-Türkiye ilişkilerinde katsanın bu 5 maddesi dışında yeni bir süreç oluşmadıkça ki yani sevgili Mustafa Rusya'da da bir de Çin var ya gümbür gümbür gelen. Yani Çin'e karşı da bu coğrafyada belli bir dengeleme yapmak istiyorsa Amerika, Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu bir NATO üyesi ülke olduğunu hatırlamak durumunda iletişiminde. Yani ben her türlü yaptırımı yaparım gibi bir söylem içinde olmayacaklarını düşünüyorum. Özetle yeni bir sürece giriyoruz. Orada problem olmadıkça bence en üstte tepeyi görüldü belli bir dönem için, uzun bir dönem için hatta. Ama en kısa dönem için tabii ki tepkiler olacak ara ara. Global sebeplerden dolayı, içsel dinamiklerden dolayı. 7 üzerinde, 7.15, 7.35, maks 7.50 gibi eşikler aşılmadıkça her hareket bir tepki olarak kalır, etiketlenir ve bir satış fırsatı. Yabancı için yeni giriş, döviz tevdiat tarafında kalan yatırımcımız için de TL'ye girmesi ve TL varlıkları girmesi için bir fırsat yaratır. 7 altında kaldıkça yabancı raporlarında da belirtilen 6.50, 6.85 gibi bir band ki oraya yaklaştık oradan tepki verdik. Potansiyel hedef olmaya devam edecek. Yani öngörülebilir bir alana sıkıştırdık. Oynaklığı azalttık, momentumu düşürdük. Bunlar çok önemli kazanımlar. Bu Merkez Bankası'na rağmen yukarıda 7.50 üzerinde 8.05 aşılıyorsa her şeyi yeniden konuşuruz sebepleriyle birlikte. Bunlar olmadıkça dövizde durum belli. Geri çekilmeler riskleri sınırlamak için bir fırsat. Yukarı yönlü gitmeler TL varlıklara geçmek için bir fırsat. Altın tarafı tabii o daha büyük bir senaryo. Global ölçekteki hareketler ons altını etkiliyor. Bir dengelenme, bir dip çalışması 1800 dolarlar civarında. 1800'ün altına fazla sarkmadan bitirmeye çalışıyor düzeltmeyi. 2080'i gördük bu pandemi sebebiyle. Ons altında bir geri çekilme normaldi. Şimdi o süreç bir düzeltme ve bir alım fırsatı yarattı gram altında dolar TL'ye de bağlı olarak. Gram altından devam edeyim hızlıca. Size de bunu daha önce söylemiştik zaten. Hatta revize etmiştik gelişmelere göre. Hiçbir şey kalıcı değil ki. Ara ara söylemlerinizi de revize edeceksiniz seviye olarak. Ama şu söylemden vazgeçmeyeceğim. 4 senedir vazgeçmedim. Yine de vazgeçmeyeceğim. Altın muhakkak portföylerde olmalı. Çünkü dünyada çok risk var. O risklere karşı sizi hem korur hem de getiri imkanı var. Ama 500 civarında realize edilmeliydi karlar. Yüzlerden geldi. Onu da söyledik.
Şu soruya da net cevap vereyim. Bitcoin altına alternatif olur mu? Net cevap vereyim. Şu anki argümanlarla paradigma değişmedikçe hayır, olamaz. Altın muhakkak önemini koruyacak. Hı-hı. 380-420 bandı içerisinde geri çekilmeler, kademeli alım demiştik ki o bölgedeyiz. Yukarıda da 430-450 ve üzeri taşmalarda kısa vadeli satış. Strateji bu. Daha orta ve uzun vadeli stratejide de 380-420, hatta biraz daha aşağı geliyorsa daha orta vadeli ve uzun vadeli alım. Yukarıda 450 üzerine tekrar 500-550 gibi hedefler 1-2 senelik perspektifte görülme ihtimali var. Ons altın ve dolar TL'ye bağlı olarak o notu da düşelim. Yani altın sizi hem korur hem de doğru seviyelerden, rasyonel seviyelerden alım yapıyorsanız size getirir de getirir. Altın portföylerde olmaya devam etmeniz diyoruz. Bu argüman değişirse bunu da paylaşırız hep beraber. Bu arada Bitcoin de 58.330 dolarla yayın tarih zirvesine ulaşmıştı. 48.000 dolara gerilemiş durumda. Onu bir konuşalım bir yayında. Söz verelim, bir yayında konuşalım yani hep beraber. O bambaşka bir konu. Muhakkak. Artık birkaç dakikam kaldı. Size bir soru soracağım. Cüneyt Bey, size de tabii ki. İlk cep telefonunuzu hangi tarihte almıştınız, hatırlıyor musunuz? 93. 26 yıldır cep telefonunuzunuz. Evet, 93'tü. 94 düzeltiyorum. 27 94 evet. Evet, 27 yıldır hayatımızdaymış cep telefonları. Ve çaldır kapattan sürekli online. Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Süreç. Bakın, cep telefonu. O zaman hatta da para vermiştik. Efendim? Vallahi hatırlamıyorum. Ben çok böyle bayağı bir ciddi taksitle falan almıştım. Takoz yani mahiyetinde nitelendirilir o dönemin telefonları. Tabii tabii. 5.000 dolara yakın parasıyla. Ericsson 337. Yani. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Doğru yani ha, onun öncesi var. Onun öncesinde yok. Orada ben yokum. Onun öncesinde ben yokum. Çünkü en çok onu o zaman borsacılar falan onlar çok kullandı. Böyle tabii. Kare şeklinde bir Ericssonlar vardı. Evet. Daha büyük daha Nokia'lar kalın, vardı. Evet. Sonra ilk Nokia'lar çıktı kalın. Şimdi neden rahat rahat aynen konuşuyoruz? Bu markalar piyasada olmadı hiç. Evet. Şimdi aslında konuşabilmek lazım ama neyse. Şimdi şöyle bir şey var. Bak, o dönemlerle ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Bir, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesinin o dönem veliahtı. Yani neredeyse ailesini o kadar ağır bir söz söyledi ki biz bunu nasıl kaçırdık diye. Çok ağır bir söz söyledi, şimdi tekrar edemeyeceğim. O kadar büyük bir pişmanlıktı bu. Şimdi sonra ne oldu? Bak, bir yeni girişimciler bu işin içine girdi. Yani yeni, çok da yeni demeyelim ama daha gelecek gördüler. Buna rağmen orada gelecek görenler de bu işin ticaretinde, alım satımında gelecek gördüler. Bakın, bu işin sanayisine kimse girmedi. Öyle kimse oldu. Girmedi. 27 yıl önce birisi bugün tıpkı işte elektrikli otomobile işine girdiğimiz gibi, ne bileyim işte güneş enerjisi işine girdiğimiz gibi ya da işte uzay teknolojileri işine, savunma sanayi işine, elektronik işine girdiğimiz gibi cep telefonunda sanayi kısmına birazcık girebilmiş olsaydı en azından milli baz istasyonu için şu kadar zaman beklemezdik. Yabancı markaların Türkiye'de fabrikalarına da sevinmezdik. Zaten var olan ya bir şey söyleyeyim. Hayır, o zaman da fabrikası gelebilirdi Türkiye'ye. Anlatabiliyor muyum? Fabrika gelebilirdi. Siz burada şu anda o cep telefonunun, atıyorum hani 3.000 liraya satılıyorsa bunun 2.000 liralık kısmını siz zaten burada kendi cebinizden çıkartıp kendi cebinize koyuyor olabilirdiniz. 1.000 liralık kısmı üzerinden adam kârını alıp gidebilirdi en fazla. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey o. Ne zaman? 27 yıl sonra. Ama bir dakika. O yüzden bir yerden, her zaman bir yerden başlamak lazım. O zaman nasıl Türkiye'nin en büyük holdingleri hantallıklarından bu işe giremedilerse, tamam mı? Devlet de hantallığından bu tür teknolojilere zamanda giremedi. Daha yeni yeni girebiliyor. Aselsan 1919 modeli bir dakika. Ne oldu sonra? Niye yürümedi? 1997 evet. Ne oldu? Devam ettirilebildi Ozan mi? Ozan abiden bir hatırlatma. Yani ya bakın, ben size söyleyeyim. Bu ülkede Teletaş diye bir telekomünikasyon şirketi vardı. Ne oldu? Biri bana anlatsın. Sadece Nuri Demirağ patlatılmadı bu ülkede yani. İşi batırılmadı. Peki. Başkaları da batırıldı ve başkaları da tırnak içinde Türkiye'deki sömürü düzeninin tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi Avrupalı şirketler de öyledir. Biz size, siz sadece iyi pazarsınız siz. Mustafa Bey. İyi pazarız ama biraz bu düzeni de bozarız. Müzik. Ancak 27 yıl sonra. Lütfiye. Olsun. Yayın bitti. Lütfiye'ye selam.
analistten de... Ben de söyleyecektim. Cüneyt Bey, çok teşekkür ederim. Size yine söz veriyorum haftaya bu konuyu soracağım ama Lütfiye sıkıştırıyor, çok çaresizim. Kusura bakma Cüneyt, sözünü aldım. Haftaya salı görüşmek üzere. Analiz sentezi kapatıyoruz. Günün gelişmeleriyle saat başında Merve Aydın 24'te olacak. Hoşçakalın.